Merhabalar. Bu projeyi uzun süredir devam edemiyordum. Çünkü sizden yeterince ilgi gelmediğini düşünüyorum. Fakat projeyi takip eden birkaç arkadaş özellikle bitirmemi rica ettiği için ve ben de işleri yarım bırakmayı çok sevmediğim için bu projeyi bitirmek üzere sizlerin karşısındayım. İsterseniz hemen başlayalım. Bu derste şu arkada gördüğünüz ağaçları yapalım istiyorum hızlı bir şekilde. Hemen 7'ye basıp üstten görüyorum. Şuradaki koleksiyonumu bir izliyorum. Şöyle screen keskiyi de açayım sizin için. Shift A ile buraya bir adet küp ekliyorum. Şuradaki ağaçlardan birini yapmaya başlayalım. Şimdi bunun temelinin şöyle iyice küçülteceğim bunu. Bir de şuradan edge length'i bir aktif edelim. Ne yaptığımızı görelim. Bir ağacın temeli 20 cm 20 cm olabilir ama ben 14-15 civarı bir şey seçeceğim. Bire basıp önden görüyorum. Tam boyuna 3 metre demişim. Şurası boydan boyu 3 metre ise burası da 75 cm bir şey olabilir bence. E diyorum 0.75 diyerek 75 santim kadar çıkartıyorum ve Enter ile bunu kabul ediyorum. Bir de üstten bakalım 7'ye basıp tekrardan E dedim. Olduğu yerde bıraktım farenin sağ tuşu ile ve S diyerek şöyle hoşuma giden bir değerde duracağım. Bakalım bakalım bakalım. 75-80 santim fena değil gibi. Buradakine benziyor. Gibi geldi bana. Bakalım bakalım bakalım. 85, 90 belki. Bakalım. Hop. 90 civarı daha iyi oldu gibi. Bir basıp önden göreceğim artık. Sonra E diyorum. Tekrardan Z diyorum. Yanlış bir şeyimiz var mı ona bir bakalım. Tamam. Ee, bunu 75 santim yapabilirim bence. Ya da 70 civarı bir şey yapabilirim. 75 yapacağım şimdilik. Daha sonra S diyerek biraz şöyle küçültüyorum. Şöyle 7'ye bir basayım. Biraz daha şunu küçültelim. Şöyle. E dedim. Farenin sağ tuşuyla olduğu yere bıraktım ve S diyerek bunu biraz şöyle büyütüyorum. Belki G, Z diyerek bir miktar şöyle aşağıya alabilirim. Şu an olduğu gibi. Ve E, Z diyerek yukarıya doğru bunu ekstra edebilirim. Şu an gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle 65 santim civarı bir şey olsun istiyorum. İlla net ayar yapmamıza gerek yok aslında burada. 7'ye basıp üstten görelim. Bunu da şöyle biraz küçültelim yine ağacın genel yapısını oluşturacak şekilde. En son belki biraz düzenleme yapabiliriz bu ağaçta. Tamam. Tekrardan E dedim. Farine sağ tuşuyla olduğu yere bıraktım ve S ile scale ediyorum. Şu üçüncü blok için çalışıyorum. E, Z dedim. Belki bunu 45 santim civarı yapabiliriz. Hatta 40 santim güzel olacak gibi. Hop. Tekrar S dedim. Bunu scale ettim. Şöyle. 7'ye basıp bir de üstten bakalım. Tamam. E dedim. Farenin sağ tuşuyla bıraktım. S diyerek scale ediyorum. E, Z deyip yukarıya kadar taşıdım şöyle. Ve M'ye basıp at center diyerek orta noktada birleştirdim bunu. Kabaca buradaki ağacı oluşturmuş olduk. Bir iki düzenleme yapabiliriz. Nasıl düzenlemeler yapabiliriz? Kenar seçim aracını elime aldım. Alta basarak bütün bu kenar hattımı seçtim. S ile biraz şöyle scale edebilirim bunu. Alta ile seçimi kaldırıp yukarıdakilere de aynı işlemi şöyle yapabilirim biraz daha güzel bir görüntü elde etmek için bir de önden bakalım ağaç birbirini takip ediyor gibi mi ne dersiniz fena olmadı gibi tamam burada bu ağaçlara şöyle materyal ekleyeceğim ne diyorum ee, ağaç tree base diyelim bir tane daha ekleyelim tree leaf diyelim yaprak olsun o da Burada Material Preview'a gidiyorum. Z ile. Daha sonra da Base kısmına gelip şöyle şu renk kodunu yapıştırıp Enter'a basıyorum. Bütün ağaca attı bunu bildiğiniz gibi. Şimdi Tree Leaf'i ayarlayalım. Tree Leaf için de Base Color'a gelip Hex bölümüne şu renk kodunu yapıştırıyoruz ve 1'e basıp önden görelim ve yüz seçim aracını elimize alıp Wireframe moda geçip Leaf kısmına şöyle seçip tekrar Material Preview'a dönebiliriz. Assign dediğim an artık o leaf'in üst kısmını da atamış oluyor. Renklerde biraz değişiklik var gibi görüyorum ben. Fakat şu an bu renklerle çok uğraşmayacağım. Çünkü bildiğiniz gibi renk körüyüm. İstesem de mükemmel ayarlayamıyorum bunları. O yüzden renk ayarlarını size bırakıyorum özellikle. Şimdi bundan birkaç tane var. Güzel. Sahnemi geri görünür hale getireyim. Ben buna 3 metre demiştim. Ne kadar oldu bu aşağı yukarı? 1, 2, 3 metre olmuş. Göz kararı benim hesabım. Onu da şuradaki küplerden anlıyorum bildiğiniz gibi 3 metre olduğunu. 1 metre, 2 metre, 3 metre şeklinde. Şöyle 7'ye basıp üstten görelim. Şuradaki gibi bir yerleştirmeye çalışalım bunu. Şurada bir ağaç var gibi gözüküyor. Shift D diyorum. Hemen biraz yanında bir ağaç daha var gibi gözüküyor. Hatta bunlar biraz daha geride sanırım. Tamam. Şu bir tık daha büyük ya da bir tık daha küçük olabilir. Şu büyük olsun bir tık. Şu da bir tık küçük olsun. Tamam. Nerede var? Bir de arka köşede iki tane ağacım var gibi gözüküyor. Yine 7'ye basıp üstten göreyim. Şu ağaçlardan birini seçtim. Shift -D ile kopyaladım. Şöyle biraz daha dışarıda bir yere atıyorum. Muhtemelen şuraya bir yere araba gelse. Hatta şöyle yapabilirim gibi. Tam. Şuraya bir yere o araba gelse karavanla birlikte. Ancak. Şöyle yapacağım. Shift D ile bir tane daha kopyaladım. Onu da şöyle koyuyorum. Bunların yine boylarını değiştiriyorum. Tamam. Geriye ne kaldı? Şu arkadaki büyük, değişik, acayip ağaç kaldı. Yapması kolay. İlginç bir ağaç tipi olmuş ama. Hemen şunlara bir ağaç ismini verelim. Keşke en başta verseydik. Tree 2 diyeceğim. Tree 3 diyeceğim. Shift tıklayarak bunun ismini değiştirebilirsiniz. Tree 4 diyeceğim buna da. Şurada tree 1 olsun. Tamam. Bunları da alıp Şöyle koleksiyonumun altına atıyorum main koleksiyonumun. Ve main koleksiyonu gizlesem mi şu anda? Bakalım bakalım bakalım. Buna 4 metre mi demişiz? Sanki 4 metreden daha büyük duruyor. Hemen main koleksiyonu bir gizleyelim. 7'ye basıp üstten görelim. Tabanı da daha kalın duruyor bunun. Shift'a ile buraya bir plane atıyorum. Tab'a basıp edit moda geçiyorum. Edge length'imi de bir açayım. Bunu artık öbürküne 14 cm yapmıştık. Bunu da abartmadan... 24 santim yapalım. Arada bir 20 santimlik fark olsun. Belki daha fazla muhtemelen ama iki katı gibi duruyor çünkü. Hadi 34 yapalım. Şöyle 34 belki yapabiliriz. 34'e yakın bir şey yapabiliriz en azından. 35 olsun. Tamam. E deyip 1 dedikten sonra 1 metre bunu extrude ediyorum. Daha sonra da birkaç tane küp görüyorum. Onu da yukarıdan üst bölüm seçili zaten. Şöyle solid moda bir döneyim. Shift -D ile kopyalayıp farını sağ tuşu olduğu yere bırakıyorum. 7'ye basıp üstten görelim. S deyip şöyle büyütüyorum. İlk fark ettiğim şey burada. Belki bir 1.5 olabilir. Tamam. Sx diyeceğim. Sanki bir tık dikdörtgen gibi kare gibi değil de. Önden bir görelim. E deyip 0.7 desem 0.5 desem tam oradaki gibi oldu bence kalınlık en azından. Hatta belki 0.4 bile diyebilirmişiz şöyle. 7'ye basıp üstten görüyorum yine. Shift D dedim. Farenin sağ tuşuyla olduğu yere bıraktım. R deyip 90 derece döndürüyorum bunu. S Y diyorum. G Y deyip biraz da geriye taşıyalım şöyle. Ve S X diyerek biraz da X de uzatalım. Belki biraz daha büyütebilirmişiz bunu. Şöyle yapacağım. Tamam. E, Z deyip şöyle 40 santim civarı olabilir. Hatta belki 45 yapabilirim. 46 artık böyle iyi gibi. Tekrardan Shift -D ile kopyaladım. Farine sağ düşürüyor yolları bıraktım. 7'ye basıp üstten görüyorum. R deyip 90 dedim. S, Y diyeceğim bu sefer. Y de biraz küçülteceğim. G, Y deyip biraz da geriye taşıyabilirim. Belki biraz büyütebilirim. Şöyle. Tamam. E diyerek bunu daha ince bu. 25 santim, 24 santim civarı bir şey yapabilirim. Tamam. Shift D dedim tekrardan. Oldu yere bıraktım. 7'ye basıp üstten görüyorum. R dedim 90 derece döndürdüm bunu. Bu biraz daha küçük duruyor. Ve şöyle duruyor. Belki dışarıda da duruyor olabilir bir miktar. Tam emin olamadım. Ben şöyle yapayım da. <laughs> Benden çıksın olay. Heh. E, Z deyip 20 santim civarı yapacağım. Biraz yamuk yapmışız ama. Hop. Tamam. Yine yamuk yaptım. Niye ben bunu düz başaramıyorum? Ha, Dikkatimden kaçmış. Tamamdır. Şimdi oldu. Shift D deyip son bir tur daha kopyaladım ve S diyerek biraz küçültüp şöyle taşıyıp G ile E, Z diyerek son katmanı da çıkartıyorum. Şu an olduğu gibi. Bakalım üst kısmını bunun şunları yani seçip edge lengthi bir kapatıp S dedikten sonra shift Z diyerek Z ekseni açtığı eksenlerde de biraz daha belki büyütebilirim. Şu an olduğu gibi. Daha sonra da altı ile bütün seçimleri kaldırıp belki şunları biraz daha değerli toplu yapabilirim. Bence şöyle olsa bu daha güzel olurdu. Şunu da alsam şöyle ortalı bir yere koysam daha en azından değerli toplu düzenli bir şeye benzerdi diye düşünüyorum. Buradan materyal için bunun tree kullanmıştık. Tree base ve tekrar ekliyorum tree leaf'i buraya. Hop yanlış şey ekledim. Tree leaf'i taba basıp mod'a geçip L ile şunları seçip bunlara tree leaf ekliyorum ve böyle bir görüntü elde etmiş oldum. Render'da tabii ki biraz daha farklı gözükecektir bunlar. Render'da gerekirse bir daha ayarlama yaparız. Bu ağaç tipini ben beğenmedim fakat buradaki modeli yapıyorsak Böyle gitmemiz gerekiyor gibi duruyor. Her şeyi bir görünür hale getireyim. Şunu koleksiyonun altına atmadan önce bir yerine bir yerleştirip bakalım duruma. Hmm. Diğer ağaçlardan küçük bile kalmış aslında bu. Bakalım. Biraz daha büyütebilirim şöyle. Hop. Tamam. Arkada cüsseli çılgın bir ağacım var artık. Diğerlerinden daha büyük duruyor. Bunları Bence biraz daha arkaya şöyle çekmem gerekirmiş gibi hissettim ben şu an sahneye baktığımda. Hop yanlış tuşlara basıyorum. Şöyle bir şey olması gerekir gibi duruyor. Bir de yerde birkaç tane küp var. Şunlar var. Onları ekleyebiliriz sonra. Şimdilik çok kalabalık yapsın istemiyorum. Çok hoşuma gitmedi bu küpler. Şunlar taş gibi duruyor. Hmm. Belki taşlar güzel bir hava yaratabilirdi ama şimdilik onları eklemeyeceğim. En son belki ekstra düzenleme için ekleyebiliriz. Son olarak şu zemini de biraz büyütelim. Her şeyi alacak şekilde içine. Hop tamam. Bir bakalım random modunda. Kabaca ağaçlarımız da bu şekilde. Son renderda ışık, gölge ve renk ayarlarına bir tur daha bakarız diye düşünüyorum. Bu ders için bu kadar. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.